Hepinize arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber tekrardan bir alışveriş videosu çekiyorum. Siz benim alışveriş videolarımı gerçekten çok seviyorsunuz. Diğer çektiğim alışveriş videosu 3000'e yakın izlendi. O yüzden çok teşekkür ederim. Umarım bu video öyle izlenir. Neyse bugün sizlere yaptığım kış alışverişini göstereceğim. Bayağı güzel bir kış alışverişi yaptım. Bershka, Stradivarius, Panty, Adele, Koton, De Facto. Şu an belki kaçırdığım birkaç mağaza daha olabilir. Hepsinden alışveriş yaptım. Hepsini yanıma koydum. Panty'den aldıklarımla başlayacağım tabii ki. Çünkü hemen onları bir aradan çıkarayım. Ondan sonra geçeriz diğer mağazalara. Panty'de çok güzel bir indirim vardı. Bir alana bir bedavaydı neredeyse bütün ürünlerde. Böyle uzun çoraplar aldım. Böyle kilot çoraplar. Beyaz krem rengi böyle. Biri şöyle siyahımsı. Bunu siyah diye aldım ama sanırım böyle koyu bir lacivert, mavi ve yeşil renklerinde. Sonra pijama aldım çünkü pijama ihtiyacım çok fazla vardı. Böyle bir pijama altı aldım Panty'den. Çok tatlı, böyle İspanyol paçalı bir ürün. Önü bu şekilde, bu karakterin adını bilmiyorum bu arada. Çizgili böyle. Ve altı İspanyol paça ve buradan yırtmacı var. Çok hoşuma gitti açıkçası ama kumaşı biraz kalın. Altının fiyatı ayrı, üstünün fiyatı ayrı, takım değiller yani. Üstü bu şekilde. Üstünü çok beğendim. Çok tatlı gerçekten. Böyle yine bu üstünde böyle bir karakter var. Ve çizgili. Şöyle bir tane pijama aldım. Bu pijama aşırı tatlı. Üstü bu şekilde. Kumaşı çok tatlı, yumuşacık. Aşırı sıcak tutuyor. Çok bayağı sıcak tutuyor ve kumaş böyle esneyen, hani nasıl diyeyim. Altı da böyle. Bunlar takım bu arada. Alt üst ayrı değil. Böyle. Bakın çok tatlı. Çok hoşuma gitti böyle. Neyse. Panty bu kadardı. Üstümü değiştirdim. Çok sıcak gerçekten burası. Adele'den aldığım ve bayağı linçlenen bir takıma geldik. Aşırı güzel bence. Çok şık ve çok da güzel. Ama dediğim gibi ben bunu paylaştığım zaman gerçekten aşırı linçlendim. Bilmiyorum. Ceketi bu şekilde. Ben bunu bir kere giydim bu arada. Çok güzel durdu. Böyle ceketi hem sıcak tutuyor hem çok hoş yani. Bence çok tatlı. Böyle yakından da göstereyim kumaşı bu şekilde. Arkası da böyle. Çeviremedim. Şortuna geçelim. Bu arada ceketin ben XS'ini aldım. Small çok boldu. Small'du ve XS arasında kaldım ama neyse. Şort bu şekilde. Klasik çok tatlı bir şortu var. Altına çok güzel yakışıyor. Bunu da iki sesini aldım. Kumaş yine aynı şekilde böyle. Ve bunun altına da şöyle bir tane tişörtü vardı. Tişörtünü de aldım. Tişörtünün yakası sadece birazcık sinir bozucu. Bunu bir kere giymeme rağmen bakın birazcık böyle kumaş bir değiş. Hani nasıl diyeyim? Değişti yani kumaşı. Daha yumuşaktı. Böyle sertleşti. Daha ilk yıkamada. Hazırsanız Koton'dan aldıklarıma geçiyorum. Aynada birazcık gözüküyor. Yatağın üstüne attım bütün aldıklarımı ama aşırı güzel şeyler vardı Koton'da. Çok güzellerdi. Koton kendini o kadar güzel geliştirmiş ki ama fiyatlar aşırı pahalıydı gene. Neyse çok güzel şeyler aldım. Önce şöyle bir takım aldım. Mağazada mankenin üstüne giydirmişlerdi ve o kadar hoşuma gitti ki bir sweatle kombinlemişti mankenin üstünde ama ben niye de sweatini almadım çünkü sweat çok bilmiyorum, alakasız duruyordu bence. Bunun altına böyle bir body ile falan ne bileyim güzel giyilir. Yeleği bu şekilde. Arkasında bu şekilde göstereyim. Aşırı hoşuma gitti. Benim çok böyle klasik bir tarzı var. Bence gayet güzel. Bunun eteği de aşırı daha tatlı. Sadece benim belimde biraz sorunu var. Çünkü bakın belli olur. Yani bu belime göre değil. Benim belim bunun yarısı. Terzi sorunu var. Terziye verdikten sonra belki daha güzel olur. Yani düşüyor birazcık. Çok tatlı bir etek. Bayağı hoş. Arkası da böyle. Benim çok hoşuma gitti yani. Bu takım çok tatlı. Giydim. Şöyle baltı böyle. Kameradan biraz böyle açık bir yeşil gibi gözüküyor ama değil. Şöyle belki yakınlaştırırsam. Şu renklerde biraz daha koyusu. Çok hoşuma gitti. Yırtmacı falan var. Çok tatlı. Ve üstü de bu şekilde. Böyle bir sweat. Işık hiç hoşuma gitmiyor şu an. Üstü bu şekilde sweatin.
Ay, sivitin diyorum. Eteğin üstü böyle, yani böyle kombinlenmelik. Çok hoşuma gitti sivit. Aşırı tatlı. Sonra kotondan şöyle bir ürün aldım. Bu kolye ceketi. Benim aşırı hoşuma gidiyor bu tarzda kolye ceketleri. O yüzden bayağıdır da istiyordum zaten. Koton'da bu böyle birkaç tane gördüm. Kararsız kaldım ilk başta. Böyle bir yağmurluk tarzında vardı. Bir de bu vardı. Bir de farklı siyah ve beyazı vardı. Çok değişik şeyler, modeller vardı ama ben bunu aldım. Bunun benzeri Plan 1'de de vardı sanırım ama sezonu geçmişti, yani yoktu. Çok güzel, çok tatlı. Üstte çok güzel duruyor böyle. Hem mont, hırka böyle çok güzel. Eski okulumda gerçeğini veriyorlardı yani. Şöyle bir üst o kadar güzel ki, böyle şurası nasıl göstereceğim tek ele bilmiyorum ama şöyle şurası korse gibi ama normal kumaş. Çok hoşuma gitti. Bu son anda kasaya giderken önüme çarptı. Önüme çarptı. Böyle beğendim yani, çok hoşuma gitti. Denemedim. Güzel, güzel ve ben bunu şu kolye ceketiyle böyle kombinlerim diye, böyle güzel. Çok tatlı pembe buraları falan çok hoş yani, baya güzel. En ince detaylarına kadar ayrıntılı böyle çok güzel. İç yumuşacık. Fiyatı ama baya pahalı. Şu an söylemek istemiyorum ne içerim diye ama fiyatı pahalı bir tık. Koton'dan aldıklarım bu kadardı. Hızlı hızlı geçiyorum ki video uzamasın. Şimdi geçelim Defacto'dan aldıklarıma. Defacto'dan çoğunluk böyle sportif şeyler aldım. Böyle şu an gözüküyor yatağın üstü, o kadar dağınık ki. Ama lütfen oraya çok takılmayın. Şimdi Defacto'dan aldıklarımı göstereceğim. İlk olarak şöyle bir sivit aldım. Aşırı tatlı, böyle bana ne vibe veriyor biliyor musunuz? Dağ tırmanmaya giderseniz eğer bence bunu giyin. Böyle çok değişik bir şey var. Bunun altına bir tane bu renklerde bir tight kombinlemişlerdi ama benim aynısı bende var, aynı rengi, aynı model. Onu almadım, o yüzden sadece benimki de birazcık boyu kısa. Ama okey. Şu an burası dağ oluştu böyle bu kısımdan. Belli olacağı gibi dağ oldu çünkü. Her şeyi oraya fırlattım. Sonra Defacto'dan yine şöyle bir kazak aldım. Çok tatlı. Normalde ben kazak pek giymeyi sevmiyorum çünkü beni boğuyor böyle. Bayağı özellikle kaşındıran böyle bir... Ben yaklaşık 2 aydır video çekmeyeli, herhalde konuşmayı unuttum kameranın karşısında ama çok tatlı. Böyle ne bileyim. Şuraya fotoğrafını koyarım, bana o şeyi veriyor. Karakterin adını bilmiyorum ama böyle değişik yani. Çok tatlı. Bunun pembesi ve kırmızımsı olanı vardı. Ona da bakabilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti gerçekten. Kışın böyle ne bileyim çok sıcak tutar. Şöyle Defacto'dan böyle bir şey aldım. Takım aldım. İlk başta üstünü bir göstereyim. Altı şöyle. Üstü böyle melekli, böyle çok tatlı, böyle gri renklerde çok tatlı bir sivit. Gerçekten aşırı güzel. Hem günlük sportif hem de sıcak tutan çok minnoş bir takım. Çok hoşuma gitti bu. Ben aslında ilk altını gördüm. Gri bir eşofman istiyordum. Sonra bir baktım bunun üstü böyle. Son anda zaten karşıma geldi. Yoksa ben sadece altını alıp çıkacaktım. Çok tatlı. Burasında da yine aynı sivitte olan desenler var. Çok hoşuma gitti. Grisinin renkleri çok şey. Zara'yı hemen göstereyim. Zaten Zara'dan bir tane bir parça bir şey aldım. O da bu pantolon. Ama o kadar uzun zamandır bu pantolon istiyorum ki size anlatamam. Aşırı hoş. Böyle kargo pantolon ama bende kargo pantolon çok var ama bunun gibisi yok. Böyle ben iki rengi arasında kaldım. Hem bu rengi hem de şey rengi. Neydi? Haki yeşil, ama haki yeşil bende çok var. O yüzden krem rengini alayım dedim. Aşırı güzel. O kadar güzel duruyor ki. Bu zaten denemeli bir alışveriş videosu olacak. O yüzden üstümde bütün hepsini göreceksiniz. Geçiyoruz şimdi Bershka'ya. İlk önce şöyle bir etek göstereyim. Hatırlarsanız az önce buna benzer bir eteği Koton'da göstermiştim. Koton'dan almıştım yani. Ama çok tatlı. Bakın, hatta onu da göstereyim. Bakın. Biraz benziyorlar değil mi? Ama aslında çok benzemiyorlar da. Şu kısmı şu an gerçekten neyse. Bu şekilde bir etek.
o kadar güzel tatlı duruyor ki hani o kadar anlatamam yani. Bir etek bu kadar güzel olur mu ya? Çok tatlı ve üstte daha güzel duruyor. Gerçekten çok güzel. Fiyatı birazcık pahalı ama o kadar güzel ki ve bunun aynısını aynı fiyatta Koton'da gördüm. Aynısıydı resmen. Ama bilmiyorum hani size kalmış. Koton'da da aynısı var. Ve ben bu eteği bununla kombinledim. Yani bununla beraber aldım. Kombinleyip giyerim diye. Şöyle aşırı güzel oluyorlar. Böyle çok sevimli bir takım oluyorlar. Ayıcıklı, o kadar güzel ki böyle yumuşacık, hiç kaşındırmayan bir kazak. Harika. Öyle kropumsu ve çok tatlı. Ben çok beğeniyorum gerçekten. Boyutu tam istediğim gibi. Ne çok uzun ne çok kısa. Çünkü kışın ben kısa şeyler giyemiyorum. Çok tatlı ya. Aşırı sevimli. Çok güzel. Bershka'dan aldığım son şey ise şöyle bir sweat. Bu sweat son anda almaya karar verdim. Bu kabinde ben bunu deneyince çok hoşuma gitti. Böyle motosiklet, yarışçı sweat'i ama çok hoş gerçekten. Siyah taytla bunu bir aşırı güzel olur ya. Kalitesiz sweat kumaşı insanı gerçekten çok sinirlendiriyor böyle. Ama bu çok güzel. Baya hoş. Evet, son olarak Stradivarius'u göster ve buradaki dağdan birazcık da olsa toparlamaya çalışacağım. Neyse, ilk önce Stradivarius'tan şöyle bir çanta aldım. Şöyle yılan derisi şeyli, hani kumaşlı, ne diyeyim artık bilmiyorum. Çok güzel, içi büyük olduğu için açıkçası annem bunu beğendi. Çünkü bilmiyorum, bu arada annemin ama ortak kullanacağımız bir şey yani. O kadar güzel bir çanta buldum ki Stradivarius'ta. Ama içine yani koyabileceğiniz telefonunuz bile sığmaz o çantanın içine. O yüzden bunu direkt aldık yani, bu daha kullanışlı. Evet. Sonra yine Stradivarius'tan şöyle bir kazak aldım. Bu arada ben normalde kazak giymem çok. Çok tatlı. Ben bunu Zara'dan aldığım pantolonla kombinlemek istiyorum. O amaçla aldım zaten. Bu arada önü ne taraf? Ha, önü böyleymiş. Çok tatlı. Çok hoşuma gitti. Çok sevimli. Minnoş bir kazak yani. Bir de ben mont aldım. Çünkü mont, ben her sene montum bana küçük olur ya da beğenmem ya da rengi bir değişik olmuştur ya da yırtılmıştır ya da bir sürü neden vardır mont almak için. Böyle bir mont aldım. Böyle değişik, hani ne bileyim, benim normalde hep şık montum yoktur yani. Şıktan kastım mesela benim montum çok sportif ve akşam yemeğine giderken falan çok aşırı kombinim çok güzel olur. Ama montum çok alakasız durur. O yüzden böyle şık bir mont istiyordum. İçi bunun çok yumuşak ve ben bu montu gerçekten uzun zamandır istiyorum. Bir tık daha uzunluğu istiyordum ama uzunları hepsini denedim bütün mağazalarda. Bana çok uzun oldular. Hatta fotoğrafı koyayım. Arkadan duruş çok komik oldu. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bu video birazcık böyle aceleye getirmiş. Ne diyorum ben? Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bu video birazcık böyle alelacele oldu gibi sanki. Konuşamadım. Alelacele. Neyse. Ama çekmek istedim. Kanalıma abone olun ve beğenin. Yani bilmiyorum. 1000 abone olduk. Çok teşekkür ederim herkese. Destekleyen ve beni seven herkese çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.